Peki. Sen. Merhaba Nate. Sam nerede? Ah, o burada. Sam? Sakin ol, kardeşin yaşıyor. Salak, hepimizi öldürtüyordu. Onu çıkarıyorum buradan. Hayır, çıkarmıyorsun. Reyf, al hazine senin olsun, tamam mı? Bırak kardeşimi kurtarayım. Yaptığı onca şeyden sonra... Asalete bak. Ama olmaz. Burada böyle beklersek hepimiz öleceğiz. Bunu mu istiyorsun? Öyle demedim. Ne diyorsun Nadin? Seni ayakta görmek güzel. Bir iyilik yapıp Nate'in silahını alsana. Ver şunu. Ona güvenebileceğine emin misin? Ha? Seni ilgilendirmez. Aramızı karıştırmaya çalışma. Nate, biz Nadin'le ortağız. Ben ortağımı aldatmam. Şuraya geç. Sen ve kardeşinse... en başından beri cömertliğimi kullandınız. Beni devre dışı bırakmaya çalıştınız. Ne yapıyorsun sen? Şimdi de sen silahını ver. Nadin. Bir kez daha sormayacağım. Bu yaptığın çok büyük bir aptallık. Saçmalama. Şuraya bak. Nadin yeter. Yüce tanrım. Bak dedim. Tamam, sadece bir iki iskelet. Ne olmuş yani? Ben sizin kadar tarihten anlamam. Ama o ikisinin kim olduğunu iyi biliyorum. Tamam, söyle o zaman. Ever ve Tüv bunlar. Birbirlerini öldürmüşler. İyi olmuş. Ne var bunda? Bu hazineye kafayı takan herkes hak ettiğini bulur. Nasıl yani? Bizi ölüme mi terk ediyorsun? Aa, ben gidiyorum. Ölüp ölmemeniz umurumda değil. Nadin! Bekle! Görüşürüz Rey. Nadin! Nadin! Şu lanet olası kapıyı aç hemen! Rey, gitti artık. Hadi yardım et de çıkabilelim buradan. Hayır. Hayır. Olamaz, hayır. Sen Sam için yardım et, ben de kapıya el atayım. Hayır, şu anda bu altınların hiçbirinden zevk almam mümkün değil. Çünkü sen ve o beş para etmez kardeşin hala hayattasınız. Tamam, sadece sakin ol. Eskrimi dışarı çıkınca çalışırsın. Nate, kapa şu çeneni! Senin için bile. Delilik mi istiyor? Nathan Drake bir deli ve onun koca ordusunun peşinden Şambala'ya girdi. Aman tanrım. Nathan Drake Rubikali çölünün ortasında kayıp bir şehir buldu. Hadi buradan birlikte çıkabiliriz.
Nathan Drake efsanevi Eldorado'yu buldu. Adam Drake, yeter! Nathan Drake bir efsane. Bunu bana söyleyen adamı vurmuştum, biliyor musun? Drake, beni pek sevmiyorsun tamam ama yapma. O kadar şanına rağmen Nate, hiçbir şeyin yok. Sen bir hiçsin. Yoluma çıkma diye seni uyarmıştım. Ben Ever'ı bulmak için elimdeki her şeyi feda ettim. İki tane beceriksiz hırsızın, kulak bir düzenbazın, işi bitmiş bir gazetecinin hepsini almasına izin vermem. O ezikler grubunu o kadar önemsiyorsan arkamdan onları da. Anka götür. İşte böyle. Kılıç kullanmak. Hadi ne? Acıttı mı? Tamam. İşimiz bitti. Kardeşim, gidelim. Kalıp gemiyle yapmak istiyorsan keyfim bilir. Beni yendiler. Biliyor musun Nate? O gösterişin altında büyüklük hayalleri olan küçük, üzgün bir çocuksun sadece. Bu arada Eskrim'de boktansın. Elveda. Nathan! Pes etmeyi bilmiyorsun değil mi? Çok güzel! Vay olmasın zaten! Vay gel bana! Ne istiyorsan...
hepsini. Hazineyi mi istiyorsun Rafe? Hepsi senin olsun. Tek istediğim hazineyi birlikte bulmaktı. Başardık. Başardık kardeşim, tamam mı? Sorun değil. Başka bir yol olmadı. Nathan, Nathan. Gitmen lazım. Gitmen lazım. Olmadı. Başka yolu yok. Hadi Nathan, kurtulduğunu görmem lazım. Nathan, burası havaya uçacak hadi. Tamam, onları buldum. Neredesiniz? Buradayız. Her şeyi aldın mı? Evet, galiba. Unuttuğum bir şey varsa da onları satabilirsin Sally. Seni evine bırakabilirim istersen. Son birkaç günden sonra içki servisi ve şöyle rahat koltukları olan bir bıçak iyi gider. Artı bizim konuşacak bazı şeylerimiz var. Evet, öyle. Ve bir daha gece yarısı son kez diye beni sakın aramaya kalkma. Söz. Teşekkürler Sally. Güle güle evlat. Arayı açma, olur mu? Gelecek sefere biralar benden. Bunu sana hatırlatırım. Ve sonra tavşan bir şekilde kaçıyor ve müdürün yatağına küçük tavşan sürprizleri bırakıyor. İğrenç. Ne anlatıyorsun sen? Senin küçük sihir numaralarını. Ah, pislik. Sahne adın neydi? Hadi söyle. Yüce Nate. Komik değil, gayet mantıklı. Ona göre gerçekten bayağı iyi. Seninle tanışmak güzel bir tecrübeydi. El mi sıkışacağız? Evet, pek. Düzgün vedaydı kardeşim.
Hey, bu mankafaya sahip çık, tamam mı? Evet, tamam. Ben de birazdan geliyorum. Tamam. Ondan hoşlandım. Tanrı yardımcısı olsun, sana çok aşık gibi. Öyle değil mi? Bak, teklifim hala geçerli. Çok sağ ol ama böyle iyiyim. Tamam ama bak, biz bu konuyu Elena ile konuştuk için rahat ol. Ondan değil. Biraz ondan dolayı. Ha. Tamam ama... Aslında şöyle. Düşündüm de evrenin hazinesini bulunca bu bana... Bu bana yeterdi. Ha. Tersine biraz... İçimde bir şey hissetmeye başladım sanki... Boşluk diye. Evet. Sonraki macera ne kadar heyecanlı olursa olsun... Sonunda... Hep içinde aynı hisle kalıyorsun. Bazen neyi bırakıp... Neyle devam edeceğini... Karar vermen gerekiyor. Şey... Bence daha oraya gelmedim. Ve ayrıca... Benden birkaç antik şehir öndesin... Ve beni geçmene göz yumamam. Sana birkaç tane bıraktım. Sağ ol be. işte... Aracımız da geldi. Evet. Sen... Nerelere geldik? Evet öyle kardeşim. Gabriel. Bak benim yapmayacağım şeyler yapma, tamam mı? Hadi oradan yürü. Ateşin var mı? Evet. Victor... Sen ne yapacaksın? Hı? Evet, bu işe başlamadan önce. Nasıl desem bir takım değişik işlerle uğraşıyordum. Bir takım demek. Hı. Tehlikeli mi? Bu insanlarla evet. Hep öyle olur. Birini tanıyorum galiba. Hapisten yeni çıktı. Böyle bir iş için ideal adam olabilir. Bilemiyorum. Güvenilir biri midir? Sayılır. Portekizcesi nasıl? Quando seu marido volta para casa? Bu ne demek? Kocan ne zaman eve dönüyor? İş görür. Hadi gel. Hey, bu prolardan daha var mı? Şansını zorlama. Günaydın. Gerçekten de öyle. Gerçekten de öyle. Tamam dinliyorum. Neler oluyor? Büyük bir sözleşme mi imzaladık? Daha iyisi. Jameson Marine'i satmak üzereyim dostum. Şaka yapıyorsun. Evet. Vay be. Peki o zaman tebriklerimi iletebilirim yani. Henüz erken ama onun da sırasının geleceğinden eminim. Sıkı pazarlık yaptılar. Ama pazarlığın sonunda da bir orta yola vardık sanıyorum. Bu harika. Evet. Kalacak mısın peki? Hayır. Sanırım gidip biraz dinleneceğim. Ailemle takılıp balık tutmaya falan gideceğim. Senin için sevindim. Bu mekanı satın alacak olan enayi kimmiş? Sensin. Ne? Hayır ciddiyim ben. Evet cidden. Bekle Jameson. Bekler misin bir? Günaydın beyler. Burada ne yapıyorsun? Son bir bakış atarım diye düşündüm. Eşine anahtarları verdim tamam, bile. Mükemmel. Gerçekten mi? Evet. Bilmeni isterim ki burayı alarak akıllıca bir yatırım yapacaksın. Doğru olanı yap. Karar verince ara. Anlaştık. Selam. Selam. Sen cidden Jameson Marine'i mi alıyorsun? Biz Jameson Marine'i alıyoruz. Tamam. Nasıl? Neden?
Çünkü Malezya açıklarındaki bir atık çıkarma işine dair dedikodular duyunca yakalanırız dedim. Hayır, tat bak. Libertalia'dan postu zor kurtardık zaten. Evet. Elena, yasa dışı bir iş almak mı? Bunun sonunu sen de biliyorsun. Kim yasa dışı dedi ki? Bak. Bu sabah geldi. Yasal mı bu? Evet. Eski bağlantılarım Malezya'da çalışma izni almak için hünerlerini konuşturdu. Harika oldu. Rüşvete bile gerek kalmadı. Bu güzel bak. Çünkü bütün bunları karşılayabilmemiz nasıl mümkün olur hiç bilmiyorum. İşte. Elini uzat. Ne? Bana elini uzat. Hadi. Yok artık. Evet. Nereden çıktı bu? Ceketimin cebindeymiş. Bir sürü vardı yani. Bir sürü mü? Sam. Sizi herifin teki. Evet. Tabii çoğunu buradaki girişimimize harcamalıyız. Yeni kamera ekipmanı falan işte. Kamera ekipmanı mı? Evet. Dalıp yeni yükler çıkarmaya başladıkça küçük bir ekiple falan anlaşıp her şeyi kayda alarak eski şovumu canlandırırız. Hani ne oldu bizim şu sıradan hayat hayalimize? Düşünüyorum da normal bir yaşam sürme çabamız biraz fazla kaçtı. Dinle. Ben o adadayken gerçekten macerayı özledim. Bizi özledim. Şimdi sevdiğimiz şeyi yapma şansımız var. Ama bugünden sonra yasalara göre hareket edeceğiz, tamam mı? Ve çekimleri de ben yapacağım. Tabii ki o çok pahalı kameramla. Vay. Hepsini baştan sona planladın değil mi? Az çok. Ama bak dinle. İstediğin an hepsini bırakabiliriz. Ne? Hayır. Jameson'ın erken emekliliğini bir çırpıda mahveden adam olmak istemiyorum. Bu zalimce olurdu. Tabii ki. Hiç kolay olmayacak. Hiçbir şey o kadar kolay değil. Ne diyorsun Nathan Drake? Tabii ki elbette. Evrak işleriyle uğraşmadığım sürece sorun yok. Ama ben de yapamam. Ellerim kamerayla dolu olacak. Ben de dalış işleriyle uğraşıyor olacağım. Tamam. Peki sırayla o zaman. Tamam. Ya da bunun için kapışırız. Cidden mi? Hayır bak, kendimi geliştiriyorum. Ustalaşıyorum. Hayır. Eskisine göre el ve gözüm çok daha iyi. Cidden. Bunu sana tekrar yapamam. Oynamaktan korkuyorsun. Hayır, asla korkmuyorum. Bu korkunu ölçmeye kalksak 10 üzerinden kaç eder? 3 gibi. O zaman bence gel sen onu 11 yap. Tamam mı? 11. Çünkü canını okuyacağım. Öyle mi? Evet. Bak. Peki. Bu. Bak. Tamam.